Ali İmran 31. ayet şöyle buyuruyor güzel insanlar. De ki, Allah'ı seviyorsanız bana ittiba edin, uyun. Bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Allah günahları bağışlayandır. Allah affetmeyi sevendir. Evet güzel insanlar, ayet gayet açık ve net. Biz Allah'ı seviyorsak Resulüne, biz Allah Azze ve Celle'yi seviyorsak Habibine uymak zorundayız. O öyle güzel bir elçi ki her şeyiyle bize örnek oldu. O öyle güzel bir Resul ki uyuduğunda bile, su içtiğinde bile, tebessüm ettiğinde bile, insan ilişkilerinde bile en üst seviye, bir numara. Kim? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Miraç gecesindeyiz güzel insanlar. Dilimiz döndüğünce, aklımız aldığınca, kalbimiz dayanabildiği noktaya kadar Miracı hissedeceğiz. Miracın teknik özelliklerini anlatmayacağız bugün. Birinci katta neler oldu, ikinci katta neler yaşandı, üçüncü katta neler temaşa edildi. Muhakkak değeri çok yüksektir. Ama bugün başka bir açı, başka bir pencere açmak istiyorum. Naçizane. Güzel insanlar, İslamiyet şimdiki gibi tepside sunulmadı. İslamiyet çok zor şartlarda elde edildi. İslamiyet'i yaymak, bir kişiyle yaymak ve önüne çıkan her yolu aşarak yaymak ancak ve ancak sana yakışırdı ya Resulallah. Bir eline güneşi verselerdi de, bir eline ayı verselerdi de sen bu davadan vazgeçer miydin? Vazgeçmezsin ki ya Resulallah. Altınlar serilmedi mi önüne? Şöhret verilmedi mi? Makamlar teklif edilmedi mi? Ama sen vazgeçmedin davandan. O davandaki ümmetinden vazgeçmedin ya Resulallah. Güzel insanlar, İslamiyet'in aynı bu bahsettiğimiz gibi zorlu süreçleriydi. Boykot dönemiydi. Öyle bir boykot halini düşünün ki müşrikler dalga dalga bir avuç Müslümanın üzerine geliyordu. Öyle bir boykot halini düşünün ki sahabe efendilerimizden biri et parçasını bulmuş da güneşin vurduğu kızgın bir taşın üzerine koymuş da günlerce bir avuç eti yiyerek karnını doyurabilmiş. Öyle bir boykot düşünün güzel insanlar. Peki davadan dönülmüş mü? Hayır. Yardan dönülmüş, eşten dönülmüş, çocuklardan vazgeçilmiş ama davadan vazgeçilmemiş güzel insanlar. Ama Allah Azze ve Celle'den vazgeçilmemiş. Ama Habibullah'ı sevmekten vazgeçmemişler. Biz şu an İslamiyet'i görüyoruz, camileri görüyoruz, medreseleri görüyoruz, Kur'an-ı Kerim evimizde, namazlık elimizde, çeşmeyi açıyoruz, sıcak su geliyor, soğuk su geliyor, imkanlar en üst seviyede. Ama İslamiyet'in temeline inmek lazım güzel insanlar. Boykottan, o asr-ı felaketten asr-ı saadete nasıl dönüldü? Bir hüzün senesiyle dönüldü, yokluk seneleriyle dönüldü. Yaralarla, ölümlerle, hicretlerle, sürgünlerle, taşlanmalarla, hakaret ve iftiralarla dönüldü güzel insanlar. Boykot yaşandı ve bitti. Ardından ne geldi? Hüzün senesi geldi. Daha Miraç'a gelmedik. Miraç'ın oluş serüvenindeyiz daha. Hüzün senesi geldi. Peygamber Efendimiz Hatice'sini kaybediyor. O öyle bir Hatice ki Peygamber Efendimiz ben onun sevgisiyle rızıklandırıldım diyor. Onun ardından Ebu Talip vefat ediyor. Öyle bir Ebu Talip düşünün ki Peygamber Efendimiz'i bir an bile yanından ayrılmamış, himayesi altında tutulmuş. O da vefat etmiş. Daha sonra İslamiyet'i anlatmak adına akrabalarının yanına gitmiş. Kimle gitmiş? Zeyd bin Harise ile gitmiş Peygamber Efendimiz. Nereye gitmiş?
Taif'e gitmiş. İslamiyet'i anlatmak için, seni anlatmak için güzel kardeşim, beni yaşatmak için gitmiş. Bu Kur'an'ı anlatmak için gitmiş. Namazımızı, o hani önemsemediğimiz, o hani kılamadığımız namazlar var ya, onu tam şekilde oturtmak için gitmiş Peygamber Efendimiz. Akrabalarım yanına gideyim. En azından İslam'ı daha rahat anlatırım. En azından hakikati daha iyi yaşatabilirim. Gayesiyle gitmiş. Ne gördü? Dalga geçilme gördü. Ne gördü? Küçümseme gördü. Hakaret gördü. Kim gördü? Bir numara. Bir numara Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Bari dedi. Bari. Bu yaşananları kimseye anlatmayın dedi. Ne yaptılar? Anlatmamazlık yaparlar mı? Nasipsizler. Anlattılar. Anlattılar ve seni Taif'te görmek istemiyoruz dediler. Güzel insanlar. 3 kilometrelik bir güzergahta çocuklar tarafından taşlandı bir peygamber. Kim için? Senin için. Kim için? Benim için, bizim için. İslamiyet'i diri tutmak için. İslamiyet'i yaşatmak için. Çocuklar bıraktı. Ne diye bıraktı biliyor musunuz? Öldü diye bıraktı. Peki sadece Peygamber Efendimiz mi taşlanıyordu? Hayır. Onun yanında olan Zeyd bin Harise de taşlanıyordu. Zeyd bin Harise üzgündü. Zeyd bin Harise ağlıyordu. Ama kendisi için mi? Hayır. Kendisi için mi üzülüyordu? Hayır. Peygamber Efendimiz'e gelen taşlara neden daha çok mani olamadım diye üzülüp ağlıyordu. En sonunda o çocuklar öldü diye bıraktılar Peygamber Efendimiz'i. Bir ağaca yaslandı ve Cebrail indi. Ya Resulallah, Allah senin bu durumuna şahit oldu. Bu durumunu gördüm. Sen istersen şu iki dağa emir verecek ve bu kavmi o iki dağın arasına alıp helak edecek. Ne dedi şefkat peygamberi? Ne dedi merhamet peygamberi? İstemem dedi. İstemem. Bunlar değil bundan sonrakiler. Onlar değil ondan sonrakiler. Elbet birileri iman eder inşallah dedi. İstemem dedi. Allah'ın rahmetini istiyoruz dedi. Merhameti istiyoruz dedi. Merhametin kaynağı. Ve ne oldu güzel insanlar? O merhametin sonunda Taif şu an Müslüman bir belde oldu. Elhamdülillah. İşte öyle bir ahvalde, öyle bir gecede, öyle bir durumda Peygamber Efendimiz Mescid-i Haram'da uyuyordu. Ama uyumayanlar vardı. Her şey sus pus olmuştu. Herkes uykudaydı. Sanki uyku bile uyuyordu. Hazreti Cebrail gökten indi. İnenler vardı. Hazreti Cebrail Peygamber Efendimizin göğsünü yardı ve içini zemzem suyuyla yıkadı. Gidiyoruz dedi. Gidiyoruz. Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya bir gece yürüyüş başladı. Buna İsra diyeceğiz. Mescid-i Aksa'dan yükselişe geçti. Buna da Miraç diyeceğiz. Peygamberler gördü, cenneti gördü, cehennemi gördü. Dedim ya, başka bir pencere açmak istiyor. Taif'te taşlandı. Ne oldu? Hatice'sini kaybetti. Ne oldu? Ebu Talib'i kaybetti. Demek ki burada bir sonuç çıkıyor güzel insanlar. Bir pencere açmamız lazım. Önce taşlanacağız. Ondan sonra Miraç hediye edilecek. Önce kuyuya atılacağız. Ondan sonra Mısır'a sultan olacağız. Önce derdimizle dertleneceğiz, harmanlanacağız, o ateşe gireceğiz ama yanmayacağız, yanmayacağız, olgunlaşacağız. Ondan sonra Miraç nasip olacak. Sünnetullah budur. Demek ki şurada bir sonuç çıkıyor. Adetullah budur. Demek ki burada başka bir pencere çıkıyor. Taşlanmak bile
sünnetmiş güzel insanlar. Eşini gömmek bile sünnetmiş güzel insanlar. Dışlanmak bile demek ki sünnetmiş güzel insanlar. Kim için? Allah Azze ve Celle için. Kim için? Senin için kardeşim. Benim için, bizim için. İslamiyet'i diri tutmak için. Kim yaptı? Bir numara. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ne oldu ondan sonra? Bundan sonra ben gidemem. Bir adım daha gidersem yanarım, kavrulurum dedi Hazreti Cebrail. Peki ben nasıl gideceğim manen söyledi Allah Resulü. Yol sahibine yol gösterilir mi? Aşkla gideceksin ya Resulallah. Yürü, bütün yollar senin. Yürü, güzelliğin kaynağı sende. Yürü, aşkın, muhabbetin, merhametin, sohbetin kaynağı sende. Yürü, dosta kavuşma günü. Peygamber Efendimiz o gece Allah ile görüştü. Görüştü ama ne görüştü? Allah Azze ve Celle ne istiyorsun dedi. Ümmetimin cennete girmesini dedi. Verdim gitti dedi. Başka ne istiyorsun dedi. Ben şimdi miraca çıktım. Bu dereceleri gördüm. Bu mertebeleri gördüm. Ama ümmetim bu olayı yaşayamayacak. O olayı yaşatacak bir şey ver ya Rabbi. Dedi manen. Namazı verdim dedi. Kim için? Senin için. Kim için? Benim için. Kim için? Bizim için. Güzel kardeşim. Kim için? İslamiyet'i diri tutmak için. Düşün, kainatı avucunun içinde tutan Allah Azze ve Celle. Düşün, Habibim dediği zatla beraber. Düşün, cennet görülmüş, cehennem görülmüş, peygamberler görülmüş. Ama konu ne? Senin kurtuluşun. Konu kim? Sensin. Ümmetim, ümmetim diyor. Başka da bir şey demiyor Allah Resulü. Ve yeryüzüne inince Peygamber Efendimiz... Üç şey verildi Allah Resulüne. Birincisi, şirke girmeyen insanların kurtulacağını müjdeledi. İkincisi, Bakara suresinin son iki ayeti Amener Resulü diye geçiyor. Onu hediye etti. Ve üçüncüsü, bizim miracımız olan namazı emretti. Hediye verdi. O hani kılmadığın namazlar var ya, o hani Allah'ın huzuruna çıkamadığın anlar var ya, İşte o namaz böyle verildi. Ve bunların temelinde sevgi yatıyordu güzel insanlar. Bunların temelinde merhamet yatıyordu. Bunların temelinde en çok onu sevmek yatıyordu. Ne diyordu Ali İmran 31. ayet? De ki Allah seviyorsanız bana intiba edin. Bana uyun. Bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Sevgi ispat ister güzel insanlar. Onun sevdiği şeylere sevinmek, onun ağladığı şeye üzülmek, onun bastığı ayak izlerini takip etmekle olur. Kişi sevdiğine benzermiş. O her fırsatta ümmetim, ümmetim diye dua ederken bizim de artık peygamberim, peygamberim deme zamanımız gelmedi mi güzel insanlar? Allah bizi kendine sevdirsin. Allah bizi affetsin. Allah bizi kamil bir mertebeye ulaştırsın. Allah bizi bize bırakmasın. Miraç gecemiz mübarek olsun. Sürçülisan ettiysek affola, en güzel emanetiniz selametle.